Jürgen. Mark. Parma bölgesi hakemi. İtalya'da evli iki çocuk babası maçın hakemi. Oscar De La Hoya'nın 3 maçını yönetmiş bir isim. Nassim Hamit'in maçlarını yönetmiş bir isim. Tecrübeli WBC hakemi. Selçuk sol direklerle start verdi karşılaşma. Bir sağ kroşe denedi, olmadı. Sol direkler. Bir sol kroşe rakipten. Selçuk ilk roundda rakibini tartıyor. Buz gibi bir sessizlik oldu salonda. Tüm salon bu karşılaşmayı bekliyor tabii. 1500-2000 dolaylarında seyirci topluluğu var. Kugel belki Halle spor salonunda, Almanya'da Cuxhaven'da. Sağ kroşe Marat Kuzuyev'den. Marat Kuzuyev bir Tatar sevgili izleyiciler, bunun da altını çizelim. İşte haydi Selçuk sesleri, bir sağ kroşe. Dikkatli olması lazım. İlginç bir isim, ilginç bir rakip. Rakibi yormasını seven bir rakip. Selçuk'un tüm maçlarını izlediğini söyledi. Ve rakibimi çok iyi tanıyorum dedi Marat Kuzuyev. Kulak dibine arka arkaya Selçuk Aydın'dan kroşeler. Haydi Selçuk. Sağ sol kroşe. Gardında kaldı. Eskiv çok güzel. Selçuk oradan iyi kaçtı. Şimdi rakibine yaklaşırken bir sarılma. Ayırdı hakem onları. Sol direkler. Şimdi Selçuk yakalarken rakip sarılıyor. İlk roundda son bir dakikaya geldik. Selçuk aparkatı vuramadı, rakip iyi kaçıyor. Kolay kolay Selçuk'un yumruklarına şu ana kadar hedef olmadı. Selçuk'un yüzündeki ifade bir an olsun değişmiyor. Bir karaciğer denemesi orada Selçuk'tan. Sol direk uzatıyor. Hadi. 30 saniye kadar bir zaman dilimi ilk raundun bitmesine. Enseye yapılan vuruşlar, Selçuk orada bir uyarı aldı. İşte Selçuk Aydın'ın köşesinde Bülent Başer ve Carsten Röver var. Bir Alman, bir Türk antrenör çalıştırıyor kendisini. Son 10 saniye belirten tokmak sesini duyduk. Sol direk. Çok sert darbeler gelmeye başladı Selçuk'tan. Ve ilk round böylelikle sona eriyor. İlk round bitiyor. İkinci round başlayacak. Marat Kuzuyev köşesinde ikinci roundu başlatacaklar. Ve Selçuk Aydın. Burada Selçuk'un İlk round içinde rakibine oranla biraz daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Kilit roundu geride bıraktık. Rakibini hiç tanımadığını belirtmişti Selçuk Aydın. Ve ilk roundda rakibimi şöyle bir süzdükten sonra ikinci round ve ondan sonraki roundlarda taktiğimi ona göre belirleyeceğim demişti Selçuk. İlk round böyle bitti. İkinci round. Marat Kuzuyev gardını sürekli kapalı tutuyor. Profilden değil, düz karşıdan bakıyor Selçuk'a. Sol kroşeler sürekli gardında kaldı Selçuk'un. Selçuk da hemen hemen hiç yumruk almadı derken bir aparkat, rakip diz çöküyor. İnanılmaz bir yumruk geldi. İnanılmaz bir yumruk geldi. Maç bitiyor, knockout. İnanılmaz. İnanılmaz. Nasıl bir knockout bu? Nasıl bir yumruk? İşte rakip hareket bile edemiyor. Marat Kuzuyev belki de kariyerinin en kötü yenilgisini alıyor. Hemen doktorlar boş, hemen oraya geldi Alman boksör. Yan yatırmaları lazım.
Hemen bir kontrol. İşte Selçuk Aydın fırtınası bu. Almanya'da devam ediyor. Kemerini ikinci kez koruyor. İlk kez koruyor. İkinci kemer maçıydı bu. Almanya'da kazandığı kemer. Selçuk Aydın'ın nasıl indirdi rakibi merakla bekliyoruz. İşte antrenörü Carsten Röver'le bu pozu verdiler. Selçuk Aydın müthiş bir zafer elde ediyor. İşte bakın böyle yatırdı. Burada gardını kapattı. Baktı. İşte bu vuruşlar sonrasında yerde kalıyor. Bilincini kaybediyor. Marat Kuziyev. Sevgili izleyiciler, bu gece öyle maçlar var ki. Odliner Zonis. Bunun yanı sıra Tino Gross, Stefan Kreşman, Erislendi Lara ringe çıkacaklar. Ve birbirinden zorlu maçlar yapacaklar. Stefan Kreşman'ın Alman boksörün Amerikalı Tisdale'la yapacağı maç. Erislendi Lara Kübalı'nın Letonyalı Alexiyev'le yapacağı maç. Tino Gross'un Alman'ın bir Ermenistanlı, Ermeni asıllı Gürcü ile yapacağı maç. Az sonra ekranlarınızda olacak, Fox ekranlarda. Boks devam edecek. Selçuk Aydın'ın da duygularını almak istiyoruz. Neler söyleyecek? Merakla bekliyoruz ama ilk önce rakibini şöyle bir teselli etmeye gidiyor. Müthiş bir galibiyet sevgili izleyiciler bu. Bakalım Selçuk Aydın neler söyleyecek? Selçuk Aydın geliyor yanımıza değerli izleyiciler. Bu galibiyet neler bekliyordu, neler umdu? Şöyle bir soralım. Yayınımıza hoş geldin Selçuk. Neler söyleyeceksin? Öncelikle çok mutluyum. Ünvanımı koruduğum için. Burada beni destekleyen tüm dostlara, tüm hemşerilerimize ve Trabzon'dan, Türkiye'den beni izleyen, destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Onları mahcup etmediğim için çok mutluyum. Şu kemeri taşı tekrar görüşürüz. Evet, Selçuk Aydın'ı alelacele aldık. Hatta elinin kalkmasını bile beklemeden. Şöyle bir... İşte bakın, büyük mutluluk bu. 3 aylık bir hazırlık dönemi. Nisan ayından sonra biraz dinlendi. Sonra 3 aylık bir hazırlık dönemi geçirdi bu maç için. İkinci rounddan knockout'la bitiriyor. Damit Sieger durch K.O. und bei der WBC internationaler Champion der Mini Tyson Selçuk Aydın. İşte bu başarı. İşte bu başarı uzun süre konuşulacak. İşte kemer yine Selçuk'ta. Tabii bu kez bakalım Don King'le bir anlaşma yaptı Ahmet Öner. Don King'le bir anlaşma yaptı. Dünya ünlü menajerle Selçuk artık Amerika yolcusu sevgili izleyiciler. Amerika'da maçlara çıkmaya başlayacak. Tıpkı dünya ünlü diğer boksörler gibi, belki bir Steve Forbes'la, Manny Pacquiao'yla, Oscar De La Hoya'yla maçlara çıkmaya başlayacak. Dünya listelerini alt üst etmeye devam ediyor. WBC'de 8. sıradaydı. Bu galibiyetle öyle tahmin ediyorum ilk 5'e girecek. Bakalım neler olacak. Kısa bir reklam arası, tekrar birlikte olacağız.